Efendim baba, şirkette misin? Ben az önce geldim. Sen gelmiyor musun? Bugün hiç niyetim yok. Yok mu? Sen? Hayırdır? Neredesin sen? Ya, şimdi söylersem dalga geçersin. Bak şimdi, geçmem geçme. Söyle bakayım. Bomboş bir deniz kıyısında. Ne yapıyorsun o boşlukta? Yalnız mısın? Melek deniz kabuğu topluyor, ben de onu seyrediyorum. Anladım. İşin başından aşkın. Bak işte, hani dalga geçmeyecektin? Aşık olmak çok zor bir iştir. Ne diyeyim sana? Kolay gelsin. Güzel bir akşam yemeğine ne dersin? Olur vallahi, ben biraz acıktım, ne yalan söyleyeyim. Onur. Allah kahretsin. Bu onun işi. Sibel mi? O arıyor. Neredesin Allah'ın cezası? Neredesin? Orada, burada, her yerde. Bu yaptıklarınla bizi korkutamazsın Sibel. Eninde sonunda yakalanacaksın. Dua et seni önce polis yakalasın. Yoksa bir elime geçer. Ay Onur. Sevgilim, sana hiç yakışmıyor bu öfke, bu laflar. O çöpçü kadın. Hiç yakışmıyor. Hastasın sen, hasta. Defol git hayatımızdan. Gideceğim sevgilim. Gideceğim. Ama giderken sizi de götüreceğim. Aslında böyle şeyler yapacak çocuk değildir. Ama konu ben olunca, bir de sen. Ay canım benim ya. Demek dayanamadıysa çocuk. Haklı ama. Bana olsa ben de dayanamazdım. O yüzden kızmadım ona. Aksine gurur duydum oğlumla. İyi yapmışsın, iyi yapmışsın. Ama çocuk zaten onlar ya. Sen bir de bizimkini görsen var ya, her gün bir vukuat, bir yok uzaklaştırma, disiplin. Gerçi neyse, son zamanlarda bir sorun yok. Memo'yu iyice merak etmeye başladım. Onunla çok tanışmak isterim. Tabii senin de canlı. Olur tabii, ben de çok isterim. Bir an önce bir araya getirelim çocukları o zaman. İnşallah severler birbirlerini. Bizim gibi. Onur. Melek. Seni seviyorum. Ben de. Ben de ne? Ben de seni seviyorum. Ay Osman. Ay. Evet. Çıkıyorum da ben. Ha iyi. Hadi hayırlı işler ablacığım. Sağ ol. Ne oluyor? Ne bakıyorsun ya?
sen iyi misin? Yani mutlu musun? Evet, iyiyim ben. Çok iyiyim. Sen? Beni boş ver ya. Ben... Hadi kaçtım ben. Geç sen de içeri üşütme hadi. Hadi hayırlı işler amcacığım. Sağ ol. Kapat kapat. İyi ol tabii be. Hiç olmazsa sen iyi ol yani. Canım. Seni de üzmesinler benim gibi. Günaydın. Aa, Onur Bey. Osman. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ya, burada mı beklettiler seni? Kusura bakma. Yok, önemli değil ya. Gel odama geçelim, gel. Evet Osman, dinliyorum seni. Seninle biraz konuşmak istedim Onur Bey. Erkek erkeğe. Erkek erkeğe. Konuşalım. Başla bakalım. Bizi biliyorsun artık. Tanıdın yani. Evimize de geldin. Gördün. Yani bizim işimiz, gücümüz, kazancımız belli. Az. Zaten bizde her şey az. Ha, bizim dünya küçük. Yani sen inşaatçı adamsın, daha iyi anlarsın. Hani bazen böyle koca koca binaları yıkmak için hani böyle bir sürü patlayıcı yerleştirirler de öyle yıkarlar. Hatta bazıları ona rağmen dimdik ayakta kalıyor. Ama mesela bizim evi yıkmak için bir balyoz darbesi yeter. Yani bir vuruşta yerle bir olur. Çünkü neden? Temel zayıf. Yani mesela harcı dersen ben diyeyim 3. sınıf, sen de 5. sınıf bile değildir yani. Hani o da az. O da küçük yani. Diyeceğim bizim dünyamızı yıkmak kolaydır yani Onur Bey. Ablamı üzme. Çünkü o benim şu hayattaki en kıymetli varlığım. Çok küçük yaştan beri bizim baba rahmetli, anne işte ekmek davasına iş güç koştururken bana ablam baktı, ablam büyüttü beni. Ha, yeri geldi ben onu. O benim anam oldu, babam oldu, ablam oldu, arkadaşım oldu, sırdaşım oldu. En kıymetlim oldu yani. Ha şimdi senin de en kıymetlin olacaksa, ki bu nasıl olacak yani hala aklım ermiyor. Ne hala? Ama şunu bil Onur Bey, biz fakir olabiliriz ama zenginin oyuncağı olmayız. Eğer ablam üzülürse, ayağına taş değerse, senin yüzünden başına bir şey gelir veya ben böyle bir şey hissedersem, işte burada bak senin mekanında yüzüne söylüyorum. Sen daha çok üzülürsün Onur Bey. Şimdi buraya kadar anlaştık mı? Hayır Osman. Anlaşmadık.